Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 2020'nin son çeyreğine giriş yaptık. Evet, artık sonbahar mevsimi de başladı ve Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda ilerleyecek. 23 Ekim'den sonra Akrep burcuna geçecek. Ekim ayı önemli bir ay ve özellikle sizin gibi öncü burçlar için çok güçlü tesirler barındırıyor. Yeni ay döngüsü, dolunay döngüsü ve tabii ki önemli gezegen açıları Ekim ayını 2020'nin en güçlü, en sert, en dönüştürücü aylarından biri haline getiriyor. Bakalım bu ay neler var. Hemen ayın başında 2 Ekim'de Koç burcunun 9 derecesinde bir dolunayla başlayacağız aya. 4. evinizi aydınlatan bir dolunay. Ve bu dolunay yönetici gezegeni Mars ve Mars da biliyorsunuz Koç burcunda geri hareketli ve ay boyunca da bu geri hareketini sürdürecek. Yani 4. evinizde bir Mars gerilemesi var ve bu alanda da bir dolunay var. Üstelik Şiron'la birleşen, biraz böyle duygusal olarak etkileyebilecek bir dolunay. Bu dolunay özellikle özel alanlarınız, yuvanız, eviniz, aileniz, ebeveynleriniz, duygusal hayatınız, iç huzurunuz, güvenliğinizle ilgili alanlarda biraz sizi zorlayabilir. Bazı huzursuzluklara yol açabilir. Ya da geçmişle alakalı belki bazı yaralarınızla, bazı travmalarınızla, çocukluğunuz veya aileyle bağlantılı da olabilir. Bunlarla bir yüzleşebilirsiniz. Tabii ki Şiron, evet, yaralar, acılar demek, hayatımızdaki eksikler demek ama bunun içinde şifa da var. Şifanın da gücü var. Bu sorunları keşfedip şifalamak için, iyileştirmek için de bazı önemli kapılar açabilir bu dolunay. Size önemli farkındalıklar verebilir. Evet, aile konuları, ebeveynlerle ilgili konular, yine yaşadığınız mekanlarla ilgili konu ve kavramlar, her biri bu Mars retrolu Koç dolunayında gündeminizde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen oğlaklar, yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa, evet, bireysel etkileri çok alabilirsiniz. Ve Güneş burcu da tabii ki 9 derece ve yakınlarında olan oğlaklarımız, özellikle doğum günü 28 Aralık'la 5 Ocak arası olan oğlak burçlarımız güneşleri çok etki alıyorlar. Daha fazla bireysel olarak belki hayatlarındaki eril kişilerle alakalı veya kişisel yaşam amaçlarıyla ilgili önemli farkındalıklar, dönüşümler bu dolunayla beraber hissedebilirler. Evet, dolunay ay ortasına kadar enerjilerini sürdürecek. Özellikle 8, 9, 10 Ekim gibi ay son dördün fazına ulaştığında tesirlerine belki daha fazla yüzleşebiliriz. Yine 9 Ekim'de Koç burcundaki Mars'ın sizin burcunuzdaki Plüto ile tam bir kare açısı var ki çok sert bir açıdır. Mücadele gerektirir, bir böyle bir patlama enerjisi var, sanki hani öfkenin kontrolsüzlüğü gibi böyle bir saldırganlık taşıyan bir enerji. Tabii ki toplumsal alanlarda da sıkıntıları arttırabilir, sağlık konularında zorlayıcı olabilir, baskılar verebilir, hatta doğa olaylarını bile, yangınlar, deprem, patlamalar gibi doğa olaylarını bile, mesela yanardağların bile hassas olabileceği bir dönem, tetikleyebilecek bir enerji aslında. Bedensel anlamda kendinize dikkat etmekte fayda var. Zaten Koç dolunayı da Şiron'la birleşmişti. Bu toplumsal anlamda tüm dünya üzerinde etkili olacak. Hani pandemi ve genel sağlık konularının o gündemini daha fazla hayatımızda görünür hale getirecek ve tabii bireysel hayatlarımızda da sağlık konuları her zaman en önemli unsur haline gelecek Ekim ayında. Ve bu Mars Plüto açısı, hani bir diş enfeksiyonu, böyle bir eklem ağrısı, bir kronik sağlık sorunu, bir dizlerde problem gibi bir şeyi tetikleyebilir. Tabii ki düşme, vurma, çarpma, kırılma gibi problemler artabilir. Sizinle ilgili olmaz da işte annenizle ilgili olur, babanızla ilgili. Yani biraz ailevi konuları da tetikleyebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olduğunca evde de güvenli hareket etmek gerekiyor sevgili oğlaklar. Ve 14'ünde Akrep burcundaki Merkür gerilemeye başlayacak. Evet, Mars retro zaten, bir de Merkür retrosu ekleniyor buna. Tabii ki bu ay ortasından itibaren Ekim ayının günlük hayatlarımızda belki biraz daha kısıtlayıcı, biraz daha böyle yavaşlatıcı bir enerji ortaya çıkarmasına neden olacak.
Sizin 11. eviniz Akrep ve burada bir Merkür retrosu başlayacak. Bazı projeleriniz, bazı çalışmalarınız belki gecikebilir, bir şeyler röter olabilir, ertelenebilir ister istemez. Yani ilişkilerde de sorunlara açık olabiliriz. Ait olduğumuz gruplar içerisinde, arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerde biraz anlaşmazlıklar olabilir ya da çok fazla geçmişin etkisinde kalabildiğimiz için ya da hayata daha duygusal bakabildiğimiz için hani gereksiz iletişim sorunları ve hani eski bir problemin tekrar açığa çıkması ya da daha önceden küs olduğumuz, kavga ettiğimiz bir arkadaşla yüzleşmek veya hani unutamadığımız bir aşk ilişkisi, bir flörtün bir anda hatırımıza gelmesi, karşımıza çıkması gibi hani duygusal anlamda bizi biraz karıştırabilecek etkiler de tabii ki bu Merkür retrosuyla oluşabilir. 14 Ekim'den itibaren Terazi burcundaki Güneş'in önce Mars'la ardından Satürn'le Plüto'yla etkileşimleri başlıyor. Bunlar dik açılar, karşıt açılar, sert açılar. 14 Ekim Güneş-Mars karşıtlığı, ardından Güneş-Plüto karesi, ardından Güneş-Satürn karesi. Bunlar hayatımızdaki otorite figürleri, eril enerjiler, işte baba gibi figürler. Bunlar da zıtlaşmalar, çatışmalar yaratabilir. Üstlerle, tabii ki otoriteyle veya hani devlet gibi yani yasalar ve kurumlarla bağlantılı ilişki dinamiklerimizde de bazen kısıtlamalarla, baskılarla karşılaşabiliriz. Toplum alanında da ünlü kişiler, liderler, yöneticiler, belki büyük şirketler, büyük yapılar, sistemler böyle bir açıda gezegen pozisyonlarında zorlanabilir. Sıkıntılar olabilir. Kariyerinizle ilgili baskılar hissedebilirsiniz. Bazılarınız çok fazla sorumluluk altında. Hem iş alanında hem ev alanında ve hepsini idare etmekte zorlanıyorsunuz. Çok fazla sorumluluk tabii ki yorgunluk veriyor. Böyle bir depresif enerji veriyor. Bazen çatışmalar da yaşıyorsunuz aile içerisinde, üstlerle, ilişkilerle. Yani bunların hepsini kontrol etmek zor olabilir. Sağlığınıza da dikkat edin lütfen. Çok fazla yormamaya çalışın kendinizi. Mümkün olduğunca dinlenmeye de özen gösterin. Evet, tüm bu enerjiler altında 16 Ekim'de bir terazi yeni ayımız doğacak. Sizin 10. evinizde 23 derece terazi burcunda. Yeni ay yeni olasılıkları tabii ki gündemimize taşıyor. Yeni başlangıçlar, yeni adımlar. Belki bir işe başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızda önemli kararlar veriyorsunuz. Bir işi bitirip başka bir işe başlayabilirsiniz. Ya da bir aile işini yapıyordunuz. Onu bırakıp daha bireysel bir iş kurabilirsiniz ya da bir aile işinin tüm sorumluluğunu alabilirsiniz. Yer değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir, kariyerinizle bağlantılı yer değişiklikleri olabilir. Örneğin başka bir şehirde işe başlarsınız, doğal olarak taşınmanız gerekir. Tabii kariyer olunca mutlaka bu iş meslek olması gerekmiyor. Bazen özel ilişkilerimizle de ilgili olabiliyor. Tamamen anne baba ve ebeveynlerle ilgili konular da etkileyebiliyor bizi. Bunlarla bağlantılı da toplum önündeki statümüzle ilgili bazı yenilikler olabilir ama her ne oluyorsa bu yeni ay mücadeleyle gelecek gibi. Biraz zorluklarla, sorumluluklarla, üzerimizde hissedebileceğimiz baskı ve kısıtlamalarla gelecek gibi görünüyor. Buna hem sağlık anlamında dikkat edelim hem tabii ki hayatımızdaki kariyer ve aile içindeki bu ilişki dinamiklerini idare ederken dikkat edelim. Evet sevgili oğlaklar, özellikle doğum gününüz 10-20 Ocak arasıysa ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın bireysel hayatlarınızda daha güçlü, daha değiştirici, dönüştürücü etkilerini hissedebilirsiniz. Yeni ayın ardından 23 Ekim'de Güneş Terazi burcuna geçecek. 11. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Biraz daha içsel anlamda sosyalleşme ihtiyacınızı artıracak. Yani çok yorulabileceğiniz, hep böyle genel olarak hayatın sorumluluklarıyla biraz uğraşacağınız bir ay. Ama 23'ünden itibaren belki daha eğlenceli konulara, daha fazla sosyal alanlara, yaratıcı alanlara çekilmek isteyebilirsiniz. 28'inde Merkür Terazi burcunda gerilemeye başlıyor. Akrepten çıkacak artık. Venüs Terazi burcuna geçiyor. Yine 28'inde ki Venüs 28'ine kadar Başak burcunda. Aslında iş konuları, hizmet konuları, eğitiminizle ilgili bazı konular, hukuksal bazı konularda size destekler verebilecek Venüs. Ama 28'inden itibarense özellikle ev, yuva ve kariyer alanlarınızda hissettiğiniz destekleri daha rahat verecek gibi görünüyor. Yani üstlerle olan problemlerinizi ya da
otoriteyle olan problemlerinizi mercek altına alıp biraz daha belki çözme imkanlarını burada Venüs'ün o barışçıl etkisi daha rahat sunabilir 28'inden itibaren. Ve ayın sonunda 31 Ekim'de tekrar bir dolunay var. Boğa burcunun 8 derecesinde dolunayla tamamlayacağız ayı. Ama ayın son günü olunca tabii ki etkiler Kasım ayına sarkacak. Kasım ayını da etkileyecek bir dolunay bu. Uranüs'le birleştiği için yine çok sarsıcı, yine çok heyecanlı, güçlü, böyle sürprizli, huzursuz bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Hem Boğa'da olacak, hani biraz böyle para piyasalarını etkileyebilecek bir dolunay bu. Doğa olaylarını da tetikleyebilecek bir dolunay. Beşinci evinizde olacak. Bazı sürprizlere hazır olun. Bunlar neler olabilir? Kasım ayında daha çok konuşacağız. Aşk olabilir, çocuk olabilir. Evet, belki parasal konular olabilir. Bunlarla ilgili hızlı ve sürpriz gelişmeler ay sonundan itibaren aktifleşiyor sevgili oğlaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.